Ama hakikaten bayağı ağır. Müthiş. Bir, bana bir bilgi verir misiniz? Nedir bu? Yani evet. Hocamız. Tebrik ediyorum. 24.sü yapıldı bu sefer. 4 yılda bir evet. 24, olimpiyat. 24 yılda bir 4 yılda bir normal olimpiyat gibi sadece bir yıl ara. 1920'lerden biri başka. Bayağı demek ki yani. Ev sahipliği yaptı Türkiye zaten evet. Samsun'da. Peki gelecek sene şampiyonlar öncesinden billboardlarda bir tanıtım yapalım. İnsanları davet edelim. Sosyal medyada bunu hazırlığını yapalım. Şeyi iyi duyuralım. Yani kendi sosyal mecralarımızda iyi duyuralım. Billboardlarda işte bütün outdoor ne varsa imkanımız oralarda duyuralım. Şeylerle, gazetecilerle bir toplantı yapalım. Onları anlatalım. Bir basın toplantısı, hazırlık toplantısı gibi bir şey olsun. Çok sevindim. 5 ay boyunca kamp yaptılar. Bu sene keza 3'e yakın kamptaydılar. Hani ciddi emek harcıyorlar ve normal insanlardan ne farkları var? Hani normal voleybol takımı her şekilde reklam yapılıyor. İşte televizyonlarda sürekli görüyoruz. Maçları televizyonda veriyoruz. Size getirelim, bir ödül verelim biz Büyükşehir Meclisi olarak. Çıkıyorsunuz sporcularımıza. Bu kızlarımıza da tabii ki sahip çıkacağınızı sonuna kadar biliyorum, tanıyorum. Yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. İlk yaşlarından beri tanıyorum. Çok büyük emek var. Evet. Normal sporcular neyse aynı antrenman, aynı yoğunluk, aileleri bir o kadar fedakarlık yaptılar. Yani babaları, bizim evet. Beton emekçimiz. İnanın çok büyük bir emek var Sayın Başkanım. Çok tebrik ediyorum. Hepinizi gerçekten... Bütün kalbimle kutluyorum. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Biz bu başarınızı duyuracağız da, paylaşacağız da, tanıtacağız da. Çok teşekkür ederim. Peki. Evet hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Rica ederim. Çok memnun oldum. Peki. Görüşürüz. Sağ olun. Evet. İşitme engelliler olimpiyatı 24.sü Brezilya'da yapıldı. Tekvando branşında bizim iki madalyamız var, iki üçüncülüğümüz. Ferdi bireysel ve ikili yarışmasında. Şiar'ın en büyük hedeflerinden biri kendi gibi olan çocuklarla, çocukları kazanabilmek. Bütün amacı işitme engelli çocukların artık evlerinde oturup utanmasınlar bu durumlarından. Kabuklarını kırıp çıksınlar, salonlara gelsinler istiyor. Ülkemize bu madalyayı getirdiğiniz için çok mutluyuz. Diyeceklerim bu kadar, çok gururluyuz. Arkadaşı tercüme mi? O... Çok güzel olur. Geçen sene dünya şampiyonu olduk. Bu sene de olimpiyat şampiyonu olduk. Engelli. Engelliler yok. Anlamadım. Engel yok. Engel yok. Bir şey mi demek? Ha, engel yok. Başarılar, başarılı olduğumuz için çok mutlu oluyor. Çok duygulandım diyor, şampiyon olduğumuz için diyor. Son sayıyı ben kazandım. Yani takım adına çok mutluyum. Bütün arkadaşlarım, işte yani onların adına da size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, olimpiyat şampiyonu olmak ve ayrıca dünya şampiyonu olduğumuz için de. Öyle de yani duygular bayağı dolu dolu yaşadık. Bekliyor muydunuz bu başarıyı, böyle bir başarı elde edeceğinizi? Ya açıkçası... Mesela çevreniz, arkadaşlarınız, aileniz nasıl karşıladı? Açıkçası bekliyorduk. Yani biraz mütevazı olmayacağım, çok bekliyorum. Çünkü takımımız çok iyi. Yani Türkiye'nin destekleri olsun, federasyon başkanımızın destekleri olsun. Ailem zaten her türlü destek veriyor. Bunun için çok mutluyum. Çok gurur verici bir şey.